Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kitabın ikinci sayfasının ikinci sayfasını çekeceğiz. Ve kanalıma şimdiden abone olun. Arkadaşlar merhaba. Bugün ailecek pazardaydık. Pazar yeri bir acayip olmuş. Bütün tezgahlarda organik, köyden geldi, bizim bahçeden gibi etiketler var. Ben uzun zamandır gitmediğim için fark etmemişim. Kadriye söyledi. Meğerse son yıllarda herkes organik ve doğal ürünleri almaya çalışıyormuş. Bizim çocukluğumuzda genellikle bahçeye ektiğimiz sebzeleri yer, ancak yetiştiremediklerimizi çarşıdan alırdık. Ben çocukken bahçeye ektiklerimizi de yerdim. Çarşıdan aldıklarımızı da yerdim. Sonra çarşıyı da yerdim. Ne güzel günlerdi. Hohoy. Her sabah dalından kıpkırmızı domatesleri koparır, kümesten daha sıcaklığını kaybetmemiş yumurtaları alır, mutfağa götürürdüm. Ben de künefe ağacından künefe kopartır yerdim. Dalından yeni kopartılmış künefe, of, sıcacık olurdu. Künefe ağacı diye bir şey yok Necati, kafamızı karıştırma. Ama olsa ne güzel olurdu değil mi? Hohoy! Küresel ısınma ve dünyadaki kirlilik arttıkça tarım alanları, orada yetişen bitkiler ve onları yiyerek büyüyen canlılar azalmış. Bir süre sonra bizler aç kalmayalım diye laboratuvarda bazı maddeler geliştirilmiş. Bitkilerin üzerinde deneyler yapılmış ve ürünler doğal olmaktan çıkmış. Evet, mesela ben üç kollu domates görmüştüm. Hiç üç kollu domates olur mu? Domates dediğin iki kollu olur. İki kollu da olmaz. Domatesin kolları olmaz Necati. O zaman bu ne? Ay! Gel vatandaş gel, organik ürünler burada, gel. Teyze, amca, organik domates geldi. Hem de konuşuyor, gel. Konuşsana domates. Maalesef bu domates organik değil. Bir ürünün organik olabilmesi için tohumundan başlayarak hiç bozulmamış olması gerekiyor. Domates kardeş, sen maalesef organik değilmişsin. Hadi sana güle güle. Bizim ülkemizde de ata tohum, tohum takas gibi dernekler kurulmuş. Doğallığı bozulmamış tohumların üretimini arttırmaya çalışıyorlarmış. Demek ki neymiş çocuklar? Bizler anne baba olarak sizlere en sağlıklı şeyleri yedirmek için uğraşırız. Ama sizin de kendinizi korumayı öğrenmeniz lazım. Mesela abur cubur şeyleri yemeyi bırakın. Onların çoğunun içinde işte bu doğal olmayan yağlar, unlar kullanılıyor. Alışveriş yaparken en büyük, en kırmızı elmayı istemeyin. Üzeri lekeli, yamru yumru olduğu için çok yakışıklı görünmeyen ama organik olan elmayı isteyin. Mühim olan dış güzellik değil, iç güzelliğidir her zaman. Aynı benim gibi. Zaten organik olan sebze meyveler daha da lezzetli oluyorlar değil mi? Aynen öyle. Bu anlattıklarımı siz de herkese anlatın. Pazarda, markette organik ürünleri alın. Biraz büyüyünce bu konuda çalışan derneklere destek olun. Tamam, ben herkese anlatacağım, merak etme. Yaşasın organik sebze meyve. Hatta şu anda bir dernek kuruyorum. Adı da Organik Necati Derneği. OND. Hepiniz tüm sebze ve meyve ve tatlılarınızı bana getirebilirsiniz. Ben hepsinin tadına bakıp size organik mi değil mi söylerim. Hohoy. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşadığınızı unutmayın. Havamız, suyumuz, toprağımız güzel. Necati ne yapıyorsun? Toprağa künefe ekiyorum. Künefe ağacı çıkacak. Necati Hoca, Necati Hoca. Hiç topraktan künefe ağacı çıkar mı? Tabii. Necati Hoca durur mu? Patlatmış cevabı. Ya çıkarsa? Evet arkadaşlar, üçüncü sayfa videosu da bir sonraki videomda. Bay bay.